Hocam son sorum geliyor. Peki gelsin bakalım. Getirelim ekrana. Geleceğe varsa göreceğe de var deriz ya. Hadi bakalım. Yıllardır gusül hapsesiz geziyorum. Sizce çok günah mı? Ver bir daha Hüseyin. Hocam yıllardır gusül hapsesiz geziyorum. Sizce çok günah mı? Aman Allah'ım. Yıllardır boy abdesti almadan geziyorum dedi. Sizce günah var mı? Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilen bir hadis var. Kaynağını da araştırmış değilim ama birçok kitaplarımızda bu geçer. Boy abdesti almadan bastığımız yerlerin bile bizden davacı olacağına dair rivayetler var. Ben bunu bir yazlık bir kahvenin önünde yazın o zaman imamlık yapıyorum. Efendim yerde esip gökte gürlediğimiz zamanlar caminin cemaatiyle birlikte çıktık geldik yazın kahvede çay içiyoruz. Pat o ara bir Almanya'daki bir arkadaşım geldi kulaklar çınlasın. Düşt, o zaman arabayla geliyorlardı. Kafalarında bir fotoğrafın ucunda bir terek. Böyle tavuk tereği vardı. Onları eskiler bilirler benim gibi. Bir de boynuna asmış radyo falan. Öyle gelirlerdi bir kısmı. Hayalet başka bir şey işte. Neticede efendim o da brrr geldi durdu önümüze. Burada toz duman bizi. Efendim neyse oturduk. Merhaba dedim hoş geldin dedim. Bak bunlara bir şey anlatıyorum dedim. İki dakika bekle. Böyle ya onunla ilgilenmemiz lazım ya. Anlattım ben onlara. Bana bir gusül abdestiyle ilgili sormuşlardı. Ve dedim ki peygamberimizden böyle bir rivayet var. Rivayet var. Bastığın yerlerdeki topraklar davacı olacak diyor dedim. Benim o Almanya'dan gelen dostum hemen hopladı. Aman be hocam dedi. Almanya'da herkes cenabet geziyor. Her yer cennet gibi dedi. Bak her yer cennet gibi dedi. Ha şimdi... Kızım biz Müslümanız elhamdülillah. Müslüman olduğumuz için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boy abdesti almamızı bize tarif ediyor. Tavsiye ediyor. Boy abdestsiz de gezmeyin diyor. Yerlere basmayın diyor. Onun için bu saygıdeğer delikanlımız eğer bizi dinliyor ise bugün öğlende daha epey vakit var. Gitsin hemen evde bir boy abdesti alsın ve gitsin cumaya. Bu boy abdesti yok demek ne demek biliyor musun? Bugüne kadar ben şu yaşıma geldim. Daha ne bayram, ne cuma, ne kandil, ne de vakit namazlarında hiç alnım secdeye değmedi demektir. Bu çok tehlikeli bir şey, evet. Şimdi Deniz Hanım her cuma takip ediyorum. Allah razı olsun hocamdan. Sizin sayenizde demiş saçma sapan şeyler izlemekten kurtuluyoruz. Allah sizden de razı olsun ki bizi tercih edip izliyorsunuz. Biz de burada kalma şansına erişiyoruz sizin sayenizde. Deniz Hanım öpüyorum sizi. İyi ki varsınız. Burçin Şenel, Zülya Baytrova bizi izleyenler. Yine her zaman olduğu gibi yurt dışından izleyen seyircilerimiz var. Gülten Hanım heyecanla bekliyoruz. Çok seviyorum demiş sizi.